Yeniden merhaba sevgili arkadaşlar. E, kelimeler konusundaki ikinci videomuz olacak bu. E, i̇lk videomuzda 30 tane kelimeden bahsetmiştik. Bu kelimelerin özellikle YDS, YÖK ve YKS Dil ortak kelimeleri olduğunu söyleyelim. İlk videomuz 30 kelimeden oluşuyordu. Şimdi bir 30 kelimelik daha video, ikinci videomuz olacak. Videomuzun kısaca yine özelliğinden bahsedelim. Önce kelimemizi vereceğiz. Daha sonra karşıda anlamını görüyoruz kelimemizin kelimemizin hangi cümle içinde ne anlama gelebileceğinden bahsedeceğiz eğer farklı anlamları varsa. Ve yine kelimeyle eş anlama gelebilecek kelimeleri de alt tarafına bu şekilde vermeye çalıştık. Bunlar da yine karşınıza çıkabilecek yukarıdaki kelimeye benzer anlamdaki kelimeler olacak. İlk kelimemiz attribute kelimesi. Normalde bir spa, e, fiil olarak verilmiş. Gördüğünüz gibi burada atfetmek ya da bir şeye bir şey bağlamak. Yani attribute'ü bir konuyu başka bir konuya bağlamak ya da bir olayı başka birine atıf etmek gibi bir anlamda burada attribute fiili. Bir de tabi bunun isim hali var. İsim hali daha çok da karşımıza çıkabiliyor bazen. İsim hali ise özellik, nitelik gibi anlamlara geliyor. Alt taraftaki eş anlamlı yapılarda zaten attribute'ün genelde bu isim e anlamındaki ne yakın anlamlar verilmiş. Mesela aspect bir şeyin e, yönü, özelliği demek. Karakteristik zaten Türkçeye yakın. Facet yine bir şeyin yönü demek. Binanın yüzü e, gibi bir anlamda da kullanılabiliyor. Trait özellik demek. Yine bir kişinin karakteri özelliği. E, quality zaten kalite, nitelik anlamında yine bir tür de e, bir kişinin özelliği, karakteri, niteliği gibi anlamlara gelen kelimeler. Bunlar yine attribute kelimesine yakın anlamda diyebileceğimiz kelimeler. İkinci kelimemiz rejection yani reddedilme, geri çevrilme bir şeyin rejected özellikle Shawshank Redemption'dan hatırlıyoruz bunu. Orada sürekli hapishaneden çıkmak isteyen birinin kağıdın üzerine sürekli rejected yazdığını görüyorduk. Yani reddedildi buradaki onaylanmadı gibi bir anlamı var. Bu da onun isim hali yine bu anlama gelebilecek diğer kelimemiz elimination, elemek demek aslında. Yani yine reddetmek anlamına yakın, elimine etmek. Yani Türkçe'de kullanıyoruz bazen bunu. Exclude bir şey çıkarmak, bir yerden çıkarmak gibi bir anlama geliyor. Veto etmek zaten Türkçedeki bir kelime. Bunlar da yine benzer anlama, yani reddetme, geri çevirme anlamına yakın kelimelerimiz. Existence bunun fiil halini de çok göreceğiz. Var olmak demek. Yani varoluş, varoluşsal sancılar çekiyorum derken kullandığımız kelime bu. Existence, exist, var olmak demek. E, extinct ile karıştırmayalım. Become extinct, bir de bunun extinct gibi bir fiili vardır. Extinct ise yok olmak anlamındadır. Mesela become extinct dediğimizde işte dinozorların yok olduğunu anlatırız. E, bu yok olmak demekken exist yani gördüğünüz gibi bu ise varoluş anlamındadır. E nedir bu varlık anlamına gelebilecek presence kelimesi yine bir yerde var olmak yoklamalarda present dediğimiz o kelimenin isim hali burada. Survival yine var olmak kurtulmak gibi bir anlamdaki bir kelime. Continuation devam etmesi bir şeyin varlığının devam etmesi gibi anlamlara geliyor progress progressive kelimeleri yine iler, ilerici ilerleyen ilerlemek anlamında present progressive tense yani continuous anlamında yine bu kelimeyi kullanıyorduk hatırlayın. Progress ilerleme anlamındaki bir kelimemiz. E, nedir eş anlamlıları? Az çok şöyle baktığımızda e, continuous mesela direkt neredeyse eş anlamlı sözdeki tense'leri anlatırken anlatırken ikisinde birbirinin yerine kullanabiliyoruz şu zaman. E, forward looking belki hani ileriye bakan anlamında bir kelime ya da reformist yine ilerleyici, ilerleyen anlamına yakın bir kelime diyebiliriz. Revolution zaten devrimci, yenilik, ilerlemek anlamında yine benzer kelimeler. And recently, recently ise daha çok perfect tense'de gördüğümüz bir kelime. Soruların sonunda görebiliriz ya da cümlelerin sonunda görebiliriz. Son zamanlarda ya da kısa bir süre önce olan olayları Anlatırken recently kullanıyoruz. Son dönemlerde derken de kullanabiliriz. Yani yeni olmuş. Newly, freshly gibi ya da lately. Lately de yine recently'e çok yakın bir kelime aslında. Yani son dönemlerde derken. Not long ago'yu da aslında buna ekleyebiliriz. Biraz sarılar uzak anlamlar, kırmızılar daha yakın anlamlar gibi duruyor. Ama not long ago da yine recently anlamına çok yakın bir kelimemiz. Occasion, evet bu da... Iı, birden çok anlamı karşılayan kelimelerden biri açıkçası. Uygun durum ya da fırsat gibi anlamları var. Yani bir şeyin olası olması da mesela possibility de içeriyor occasion kelimesi. Yani imkanlar dahilinde demek. Opportunity mesela fırsat demek yine bu anlama da gelebiliyor okay, e occasion ya da incident olay anlamına da geliyor. Yani bir durum anlamına da geliyor. E, incident biliyorsunuz accident, incident, accident kaza demekti. Incident daha çok olay anlamında bir kelimeydi. Bunlar da yine benzer anlamdaki kelimelerimiz. In fact, infection, enfeksiyon, Türkçedeki enfeksiyon kelimesinin aslında geldiği kök bu. Yani bulaşmak, bulaştırmak, enfeksiyon kapmak dediğimiz kelime buradan geliyor. Infected, bulaş, bulaşmış olmak gibi bir anlamda baktığımızda benzer anlamda spread to aslında bir şey yaymak bizdeki anlama daha yakın buradaki spread to bulaştırmak infekte etmek anlamındaki kelimemiz efekt etkilemek evet olabilir bu da yani bulaştırmak etkilemek anlamı yakın diyebiliriz flow kelimesi flow bir şeydeki hata anlamında daha çok yani bir şöyle yukarıya gitmesin hata Flawless dediğimizde list eki biliyorsunuz sızsız anlamı katıyordu. Hatasızlık gibi hatasız bir şekilde olması anlamında. Aslında en yakın anlam burada faultlessli yani yine hatasız anlamındaki bir kelime. E, perfectli de yine benzer anlamda kullanılabilir. Yani mükemmel bir şekilde hatasız bir şekilde diyebiliriz aslında bu flawlessli için. Precisely tam olarak gibi bir anlamda bunlar da yine yakın anlama gelen kelimeler. Ve defy kelimesi defy bir şeye karşı koymak ya da hiçe saymak gibi anlamlarda ilk anlamı aslında daha çok karşı koymak anlamında. Benzeri birçok kelimemiz var. Özellikle tekstlerde karşımıza çıkabilecek. Rezistans kelimesi hani makinemizin bozulan o rezistansının geldiği kelime bir şeye direnç gösteren, karşı koyan kelimemiz. Yine withstand, withstand mesela düşmana karşı dayanmak. Işte mesela bir ordunun düşmana karşı dayanması gibi bir anlamda kullanılabiliyor. Yine karşı koymak anlamında kullanabiliriz. Oppose, opponent zaten karşıt, karşı koymak anlamındaki bir kelimemiz. Baktığımız yine confront, mesela yüzleşmek, karşı koymak anlamına yine yakın bir kelime. Confront, bunlar da çok yakın anlamda olan kelimeler. Diğerleri de benzer anlamda diyebiliriz açıkçası defa için. Commonplace, commonplace sıradan günlük yani olağan dışı herhangi bir şey yok gibi bir anlamda commondan geliyor aslında. Commonplace biraz daha böyle yaygın hani herkes tarafından kullanılan gibi bir anlamı var aslında. Yani mesela prevalent anlamı, prevalent yaygın demek. Common place'e çok yakın bir anlamda bir şeyin yaygın olarak kullanması demek. Typical yine tipik anlamında. Mundane yine sıradan aynı anlamda aslında bu mundane de mesela olağan dışı olan herhangi bir şey yok. Çok sıradan derken mundane kelimesini kullanıyoruz. Normal zaten normal bunlara da çok yakın anlamda diyebiliriz. Precaution, evet tek precaution ile görüyoruz değil mi biz daha çok bunu? Yani bir konu hakkında önlem almak derken ya da tedbir almak derken kullanıyoruz. Precaution kelimesi de yine özellikle tekstlerde çok çıkan kelimelerden birisi oluyor. Bazen de kelime olarak sorulabilen bir kelime. Caution zaten hani bir Burada dikkat kelimesi var aslında yani köken olarak. Pre ise öncesi demek. Yani bir şey olmadan öncenin dikkati gibi bir anlamda. Ne demek? Bu da bir önlem demek zaten. Şöyle baktığımızda mesela safety measure burada işte güvenlik önlemleri aslında e, precaution'a yakın. Provision yine benzer bir anlamda yakın bir anlamda. Insurance aslında sigorta demek ama yine öncesinde alınan bir önlem olarak. Sigorta önceden alınan bir önlem olduğu için e, yani yakın bir anlamda diyebiliriz. Protection ise koruma demek. Gelelim expand kelimesine. Bunun gördüğünüz gibi bir sürü anlamı var. Yani yakın anlam diyebileceğimiz birçok anlamı var. Expand bir şeyi genişlemek, genişletmek anlamında. Yani bir şeyin boyut olarak büyümesi anlamında kullanılabilir. Bu anlama gelebilecek. Mesela spread, yayılmak demek. Spread'in birden çok anlamı var. Ya bir şeyi yaymak olarak da kullanabilirsiniz. Mesela bir şeyin yayılması olarak da kullanabilirsiniz. Virüs yayılıyor derken de spread'i kullanırız. Ya da mesela örnek veriyorum tereyağını bir şeyin üstüne yaymak derken de spread kelimesi iki anlamda da kullanılabilir. Broaden, broad geniş zaten. Broaden genişletmek demek. Develop yine genişlemek, büyümek anlamında. Enlarge büyütmek. Grow büyümek, increase artırmak. Swell daha çok şişmek anlamında yani bir şeyin şişerek büyümesi gibi bir anlamda. Widen yine genişletmek demek. Broden'a çok yakın bir anlamda bu kelimemizde. Broden ve Widen ikisi de benzer anlamda. Boster yine biraz işte büyütmek gibi bir anlama geliyor yakın bir anlamda. Birçok anlam genişlemek anlamını veriyor gördüğünüz gibi. Common, commonplace gibi bir kelime ama bu biraz daha... Nasıl olağan, yaygın anlamında common. Yani it is really common in this culture. Mesela bu kültürde çok yaygındır derken kullandığımız bir kelimedir common. E, common place'e benzer bir anlamı var. Aslında... E, Universal evet yani yaygın daha çok kullanılıyor. Universal gibi bir anlam. Frequent yine mesela yaygın anlamında sık sık yapılan anlamı katabilir. Prevailing ya e da prevalent bir yerde yine yaygın anlamı katan kelimeler. ikisi de aslında bir şeyin çok yaygın bir şekilde yapıldığını rutin benzeri bir şekilde. Familiar tanıdık demek biraz daha. Family ile karıştırmayalım. Accepted kabul edilen zaten. Bunlar da benzer anlamdaki kelimelerimiz olacak inevitable in yapıları biliyorsunuz daha çok olumsuzluk yapılarına kullanılıyor. Yani bir şey yapılmaz, edilmez gibi bir anlamda. Orada kaçınılmaz demek. Yine önemli kelimelerden birisi bir olayın kaçınılmaz olduğunu Söylerken karşımıza çıkabilir Kelimeler de karşımıza çıkabilir e, Unavoidable en yakın Anlam aslında buna yine kaçınılmaz Anlamında avoid bir şeyden kaçınmak demek Bu da kaçınılmaz anlamına çok yakın e, Deniable undeniable Biraz reddedilmez gibi bir anlamı var Deny kelimesinin yani irresistible Evet bu da mesela karşı konulmaz Kaçınılmaz anlamı var Necessary gerekli demek Kaçınılmaz anlamı olabilir Imminent biraz daha acil anlamı var aslında imminentın Inescapable bu da kaçınılmaz yani escape kaçmak demek zaten escape tuşunu biliyoruz bilgisayardaki bir yerden çıkış yaparken kullanıyoruz. Burada da yine kaçınılmaz anlamında kullanılabilir. Kür gelelim küre kür 3 kür 5 kür falan derken kullandığımız kelime bir şeyin tedavisi anlamında kullanılan bir kelimedir kür. Hem bir fiil hem isim hali var yani iki halde de kullanabiliriz. Bu kelimeye yakın anlamda burada fix bir şey düzeltmek, tamir etmek anlamında. Fixlemek gibi bir kelimeden kafamız karışabiliyor bazen. Fix mesela otomobili tamir etmek derken fix'i kullanırız. Recovery yine bir şey bir kişinin ne yapılması, onarılması. Mesela bilgisayardaki recovery'leri biliyoruz. Onun onarılması demek. Remedy yine ilaç demek. Treatment, treat dikkat edin. Bu yine tedavi etmek anlamında kullanılan bir kelime. Healing, iyileştirmek demek. Bunlar da yine yukarıdaki cure, tedavi, iyileştirme anlamında çok yakın olarak kullanabileceğimiz kelimeler. Reason, reason sebep demekti biliyorsunuz. Reasonable, sebeplendirilebilir yani makul, açıklanabilir, akla uygun gibi bir anlamda reasonable. E acceptable kelimesi yani yine kabul edilebilir anlamında kullanılır. Rational mesela direkt aynı anlamda neredeyse mantıklı, mantığa uygun. Reasonable ve rational aynı anlamdalar neredeyse. Sane, sensible, sensible yine akla yatkın, şeyin e, akıllı, mantıklı, plausible, evet eş anlamlı, direkt eş anlamlı kelimeler bunlar. Rational, sensible, plausible, reasonable bunlar neredeyse birebir aynı anlama gelen kelimeler. Legitimate kelimesi de yine uygun hani herhangi bir şekilde mantıksız değil legitimate kelimesinde görebiliriz benzer bir anlamda. Feasible, feasibility yapılabilir, uygulanabilir bir anlamda hani feasibility testleri geldi mi geldi falan filan tarzında duyduğumuz kelimenin kökeni feasible yine yapılabilir, uygulanabilir anlamındaki kelimemiz. Consideration ya da consider bir şey düşünmek anlamında fiil kökeni bu isim hali consideration düşünme anlamında nedir düşünme examination hani bir şeyi test etme üzerinde düşünme ya da scrutiny mesela bir şey inceleme anlamında yine önemli kelimelerden birisi çok sıklıkla karşımıza çıkabilir. Study'nin de böyle bir anlamı var biliyorsunuz. Sadece ders çalışmak değil study bir konu üzerinde düşünmek bir konuyu derinlemesine incelemek anlamında kelimelerimiz. Diğerleri discussion bir şeyin üzerine tartışmak demek daha çok ama benzer bir anlamda diyebiliriz. Yine çok sorulan kelimelerden birisi de primarily Prime, Prime, Optimus Prime. Öncelikli demek yani temel olarak en temeldeki Optimus Prime neydi? Optimus Transformers'ların en ilkiydi. Yani temeldeki ilk atalarından birisiydi. Temeliydi. Temel olarak anlamında Prime kelimesi. Bir, çok yakın anlamda birçok kelimemiz var. Mesela mainly yine temel olarak demek. Principally yine temel olarak demek. Chiefly Şefle falan karıştırmayalım. Şef gerçi baş yani en baştaki, temeldeki kişi, kabilelerdeki şefi düşünürsek bu da mantıklı bir kelime aslında. Şefli, çiftli yine aynı, essential mesela benzer bir anlamda. Fundamental yine temel olarak demek, especially, basically bunlar da yine temel olarak, önemli olarak, özel olarak gibi anlamda. Primarily kelimesine çok yakın anlamdaki kelimelerimiz. Evet current yine birden çok anlamda kullanılan kelimelerden birisidir current. son dönemlerde mevcut güncel yani güncel olan olayları mesela current news güncel olaylar derken de kullanabiliriz. Ya da bir şeydeki akım mesela elektrik akımı derken de ya da su akımı da buradaki current anlamında da yine akım anlamında da kullanabiliyoruz. İki tane anlamı var current'in. Tek bir anlamını bilmeyelim. Buradaki bize verilen eş anlamlardan baktığımızda Prevailing yine mevcut, güncel, işte olan, yaygın gibi bir anlamı var. Present yine mevcut anlamında bir kelime demiştik. Ongoing yine şu anda olan, devam eden, güncel anlamında kelimelerimiz. Current buradaki tek bir anlamı verilmiş aslında. Dediğimiz gibi bir de isim hali var current'ın onu da bilelim. Obsessed, obsessed with. Bir şeye takıntılı olmak, bir şeyle takıntılı olmak gibi anlamda bir kelimemiz. Captivated büyülenmiş gibi bir anlamda onun tarafından işte esir alınmış gibi bir anlamda obsessed benzer bir anlamda dominate domine etmek zaten dominasyon hani bir şey tarafından yönlendirilmek gibi bir anlamda. Haunted ise daha çok perili gibi bir anlamda kullanılıyor ama bir şey tarafından yine elde edilmiş bir şey tarafından ele geçirilmiş gibi bir anlamda film afişlerinde haunted kelimesini çok sıklıkla görüyoruz. Evet suggest dikkat edin suggest tel, e birine teklif etmek, bir şey önermek anlamındaydı. Suggestive ise telkin eden, ima eden, fikir veren, hatırlatıcı gibi birçok anlama gelen kelimelerimizden birisi. Mesela bu kelimeye benzer anlamda yine evocative kelimesi, yine hatırlatan, hatırlatıcı gibi bir anlamda. Redolent kelimesi hatırlatan anlamda. Intrujing yine bir şeye telkin eden, iten hani o konuda insanı çeken gibi bir anlamda. Bu kelime de çok sık çıkıyor karşımıza. Reminiscent kelimesi yine kelimelerde sorulabilir. Yine telkin eden, hatırlatan, fikir veren gibi bir yakın bir anlamı var reminiscent kelimesinin de. Confine, confine to bir şeye hapsedilmek, sınırlanmak, hapsetmek. Gördüğünüz gibi burada da iki anlam var. Hapsetme anlamına da gelebilir. Bir şeyle sınırlandırmak anlamı. Yani mesela restrict, sınırlandırmak demek. Yine constraint, sınırlandırmak demek. Restrain, sınırlandırmak demek. Bunlar bir şey tarafından sınırlandırılmak anlamında. Hinder yine aynı şekilde bir şey tarafından engellenmek, sınırlandırılmak anlamında. Ama detain, e, imprison, incarcerate, jail bunlar da bir kişiyi hapsetmek anlamında eş anlamlı diyebileceğimiz kelimeler. Yuvarlak içindekiler hapsetmek, diğerleri sınırlandırmak, engellemek anlamına geliyor. Complement okunuşuyla bir kelimeye çok benziyor. Aynı şekilde okuyoruz ama anlamları farklı. Complete'den geliyor tamamlamak demek. Bir de bunun biliyorsunuz i ile yazılan, okunuşu aynı olan ne var? Genelde işte iltifat, evet iltifat iltifat etmek anlamındaki complement kelimesi var. Okunuşları aynı sadece bir i e farkı var. Bu complete'den tamamlamak anlamında. Yani bir şey achieve, başarmak ya da integrate, birleştirmek gibi anlamlarda. Conclude, accomplish, yine accomplish, başarmak. Conclude ise tamamlamak demek. Bunları da kullanabiliriz. Consummate, consummate daha çok yine aynı şekilde bir şeyin yapılması, tamamlanması anlamında. Özellikle evlilikte kullandığımız bir kelime açıkçası consummate. Blame, blame blame suçlamak demek birini suçlamak bir suç atmak birinin üzerine bakalım eş anlamlılarına. Denounce mesela denounce biraz daha ne anlamda aslında? birini biraz daha böyle aşağılamak gibi hani yapılan iş konusunda böyle biraz daha azarlamak anlamı var. Attribute kelimesi mesela blame'e çok yakın olabilir. Bir şey birine atif etmek, bir şeyle ilişkilendirilmek, suçlamak ilk başta gördüğümüz kelime. Charge mesela sadece şarj anlamı yok. Bu da yine suçluların bir şeyle suçlanması anlamında. Charge which ile kullanırız mesela. Birinin işte hırsızlıkla suçlanması derken charge önemli kelimelerden birisi. Child de yine suçlamak anlamında. Condemn ee, yine aynı şekilde suçlama anlamına yakın, criticize ise eleştirmek demek biraz daha. Relate, relate to bir şeyle ilişki kurmak, ilişkilendirilmek, bağ kurmak gibi bir anlamda hangisini burada kullanabiliriz? Relating yani describe, express burada biraz daha hani bir şeyle bağlamak, bağlaştırmak gibi bir anlamda disclose kelimesi en yakın anlamda açıkçası. Describe çünkü tanıtmak demek. Reveal ise açığa çıkarmak gibi bir anlamda. Related to reveal'a yakın mı? Çok da yakın diyemeyiz açıkçası ama burada en yakın kelime disclose kelimesi. Evet train, train kelimesi antrenman yapmak anlamında, train anlamında bir kelime değil. Fiil olarak kullanıldığında antrenman yapmak ya da birini eğitmek anlamında. Yani bunun mesela educate anlamı var, eğitmek. Tutor anlamı var. Workout anlamı var. Hem antrenman bakın workout antrenman yapmak demek. Tutor eğitmek, bir konuda yönlendirmek demek. Mesela equip yine aynı şekilde bir kişiyi bir konuda donanım sahibi yapmak demek. Study, teach yine çalışmak, öğretmek gibi anlamlarda instruct yönlendirmek demek instruction mesela yönlendiren şeyler derken de kullanıyoruz. Geliştirmek develop olabilir. Bunlar da improve, improve'yu atlamışız. Yine geliştirmek anlamındaki kelimelerimiz. Train kelimesi bu anlamlarda kullanılıyor. Yani birini eğitmek, antrenman yaptırmak, geliştirmek anlamında bir kelimemiz. Instable ya da instability, istikrarsızlık demek e, ee, özellikle ekonomi ile ilgili konuşurken çok e, kullanacağımız ekonomi parçalarında karşımıza çıkabilecek bir kelime. Ee, kişinin de yine istikrarsızlığı içinde kullanılabilir. Instable, stable, stable zaten istikrarlı demek durağan anlamında. Yani şu kelime durgun, durağan anlamında bir kelime. Ee, instable ise durağan olmayan, yani sürekli değişen anlamında. Fluctuation mesela yine ekonomik bir kelimedir. Dalgalanma anlamına gelir. Fluctuation. Ekonomik dalgalanmalar. Yine volatility mesela özellikle e, borsa tabiri olarak da kullanılabilir. Volatility nedir? Bir şeyin sürekli değiş değişkenlik göstermesidir. Başka baktığımızda insecurity biraz güvensizlik. Uncertainty yine kesin olmama anlamında bir kelime. Fluctuation ve volatility biraz da instability'ye yakın bir kelime diyebiliriz. Evet, deceive birini aldatmak demek. Ee, yine birçok anlamda kullanacağız. Benzer anlamları var. Deceive mesela betray ve cheat de aynı şekilde birini aldatmak anlamında ama mesela cheat örnek veriyorum işte sevgilinizi eşinizi aldatmak demek. Betray birine ihanet etmek, ülkeni ihanet etmek derken daha çok betray kullanabiliriz. The yine aldatmak demek. E, mesela falsify, fool aldatmak demek. Trick aldatmak demek. E, Falsify yanıltmak demek biraz daha. Bunlar da yine aldatmak kelimesine yakın anlamdaki kelimelerimiz. Evet means kelimesi fiil halinden başka bir halde kullanılıyor bazen. Bu halde genelde kafa karıştırıyor olabiliyor. Bir şey yoluyla bir şey vasıtasıyla anlamında. Yani e, bir şeyin başka bir şey yoluyla meydana gelmesi olması ya da yapılması anlamında da biz means'i kullanıyoruz. Sadece fiil hali yok yani. Nasıl bir anlamda burada? Mesela araç olarak kullanılabilir vehicle dediğimiz araç demekti mesela ya da bir şeydeki rota yapılma işi, rotası, means, aracı, vesilesi, proses, süreci yine proses kelimesi de benzer bir anlamda. Ya da channel bir şeyin yapılma kanalı, yolu, vasıtası anlamında kullanabiliriz. Evet burada medium da mesela bu kelimelerden birisi karıştırabileceğimiz medium hani orta demek. Burada da medium ve means birbirine çok yakın anlamda bir kelime. Medium'un bir de bir şeyin yapılma yolu, yapılma vasıtası anlamı var yani bir şey yoluyla yapıldı, şu yoluyla yapıldı derken de medium kelimesini görebiliriz yine. Son kelimemiz de bu videomuzdaki purpose olacak. Purpose amaç demek. Amaç hedef anlamında. Baktığımızda hedef anlamına gelecek kelimeleri şöyle işaretleyelim. Gol mesela özellikle spor müsabakalarında neden goldür ismi? Hedeftir. Target yine hedef demek. Objective yine hedef demek. Intent, intention yine hedef demek baktığımızda diğer kelimeler de çok benzer anlamda ama en yakın anlamda diyebileceğimiz kelimeler amaç anlamında bu kelimeler diyebiliriz.